nasıldı? Eski hani eski topraksın. Eski çubuk nasıldı? Eski çubuk gelmiş geldi şimdi. Eski çubuk kaldı mı? Tabii ki. Kaç misli? Eski çubuk nasıldı yani? İnsanları, toprağı, suyu nasıldı? Toprak tatlı kaldı. Evet. İnsanları peki böyle samimi miydi? Birbirine sıkılar mıydı? Toprak mı kaldı ki yavrum? Ben doldu buraya dışarıdan adamı. Bu çubuğun adamı yazdı dükkanı. Hepsi dışarıda. Evet. Yani çubuk değişti. Hep dışarıdan bir sürü insan geldi, öyle mi? Çok yapardı. Çok. Peki eskiden çubuğun insanları nasıldı yani? Böyle neler yapardı yani? Nasıl bir esnaftı? Neler yapardı? İşte geldiği başka ne yapacak? Koyun bıraktı geldi. Ondan sonra geldiğini başka ne yapacak? Yapacak. Ben de yoruyum bari. Koyun bıraktım geldi. Bir şey yok. Koyun ne olmuş? Bana önce bana kendinizi tanıtır mısınız? Tahsin Akın. Tahsin amcacığım. Eski çubuk nasıl yani? Eski çubukla ilgili ne biliyorsunuz? Eski çubukta yaşamalı ki yani adam yeni gelmiş. Git yeni burada yaşayanlardan sor. Hani ben onu Ardahan'dan gelmiş bir... çubuğu ne biliyorum? Evet, evet şive de belli Ardahan. Soru sormadan önce bana kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Dilmi Özbey. Dilmi Özbey siz? Recep Özbaş. Evet Recep Bey ve Hilmi amca. Eski çubuk nasıldı ya? Eski çubuğu nasıl biliyorsunuz? İnsanları, toprağı. Eski çubuk güzeldi ya. Eskiden bu park zaten şeydi, mafin derdik eskiden. Sinemamız var, o dünya, her taraf yeşillikti. Yeşillikten geçilmezdi ya. Yani şu, buradan 200 metre ileriye gitmeye insan akşam çekinirdi. Evet. Çünkü niye? Her taraf şeydi, yeşil çubuktu. Herkesin bahçesi vardı. Evet. Herkes doğal ürün yetiştirirdi. Herkes kendi sebzesini kendisi yetiştirirdi. Herkesin kapısının önünde tavuğu olurdu, ördeği olurdu. Yani yiyeceğini herkes kendisi karşılardı yani. Evet. Eskiden şimdi, insanlar birbirine daha yakınmış anlaşılıyor. Eskiden gece kondu olduğu için kimse evinin kapısını kilitlemezdi bile. Yani. Evet. Kapısı açık kalsa bile komşular sahip çıkardı. Yardımlaşma vardı. Yani şimdi kine karşılaştırdınız ama şimdi menfaatsiz hiçbir şey olmuyor. Evet. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Eski çubukla şimdiki çubuğun arasında ne kadar fark var? Aynı işte, ben de aynısını düşünüyorum. Aynı düşünüyorum. Evet, güven yok tabii canım. Eski güven yok. Evet. Şimdi yok eskiden yani. İnsanlar mesela birinden ölmüş para bile almış olsan insanlar dürüsttü. Hemen dediği gün iade ederdi. Şimdi böyle bir ortam kaldı mı? Kendi akrabama borç verirken düşünüyorsun, vereyim mi vermeyeyim mi diye. Söz çok önemli. Yani, söz çok önemliydi. Senet yoktu, sepet yoktu. İnsanların sözü yerine gelirdi. Şimdi öyle bir ortam kaldı mı? Kalmadı. Kimse iyilik yapacaksan da yapamıyorsun. Niye? Çünkü o ortam kalmadı artık. Yani insanlara güven azaldı artık. Evet. Bir şey yapamıyorsun. Ben önce bana kendinizi tanıtır mısın? Ali Osman Kırdı, Çubuk Belediyesi'nden emekli. Ali amcacığım, eski çubuk nasıldı? İnsanları, eski toprağı, suyu nasıldı? Eskiye dönersek geriye, 30 sene geriye dönersek ekmeğiyle, suyuyla, havasıyla, insanlarıyla bulunmaz bir çubuktu. Çubuk evet. Göç alan bir yer oldu. Çubuk memur kenti oldu. Çubuk kabuğundan çıktı. Evet, kendi başlı başına i̇nsanlık, değiştirdi. İnsanlık bitti daha doğrusu. Evet. İletişim bitti. Peki böyle geçmişte şimdiki çubuğu kıyaslarsanız en çok ne çok değişmiş olabilir? Bence bana göre insanları çok yani değişmiş. Şimdi teknolojinin ilerlemesinden dolayı insanların değişmesi. Komşuluk bitti, hayat bitti. Efendime söyleyeyim. İletişim bu televizyonlar, cep telefonları insanlarla diyaloğu kopardı. İnsanlarla akşam birlikte kahve, çay içmeyi kopardı. Yani tamamen değişti. Şimdi bir binada atıyorum bir yerde 15 daire var. 15 insan birbirini tanımıyor. Yani çubuk bundan dolayı değişti. Yoksa yani çubuğun şey olarak değişmesi yok. Aslında bunların temelli niteliği de şu. Ülkemizi yöneten iktidarla siyasiler halkımızı kutuplaştırmaya yönlendi yani. Efendim sen şucusun, ben bucusun gibi be. Yani iki kişi bir araya gelip de derdini söyleyemez hale geldik. Selam vermez hale geldik. Evet. Sen şu partilisin, sen şu...
Halbuki başka bir şey var mı kızım? Hep beraberiz. Yok, çok yani. Teşekkür ederim. Çantana sorunu sormadan önce bana bir kendini tanıtır mısın? Ne için? Haber yapacağım. Senin bazı zamanı, işte senin eskiden çubuğu nasıl bilip bildiğini. Yere bak, 3 kere birinciliğim var. Maşallah. 3 kere. Bir de şuradan ödül aldım, hiçbir işe yaramadı. Aynı bunlar da yer. Televizyona da çıktım, teyze. Yine yaramadım. Yarar inşallah. Yaranamadım. Kimselere sen yaranamadım. Yavrum, şimdi eskiden yoğurt satmak yoktu, bazlama satmak yoktu. Şimdi her şey bazlama, gözleme. Peki eskiden çubuğun insanları nasıldı? İyi miydi, anlaşır mıydı? Nasıldı? Eski adamlar, şimdiki adamlar %50 yavrum. Şimdi herkes akıl arttı, bereket kalktı. Tamam mı? Eski adamlar eskiydi yani. Benim okumuşluğum yok. Okuma, babam okutmamış, anam okutmamış, bir cahilim. Estağfurullah teyzem. Ha.